Herkese selam dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizler için küçük bir ürün inceleme videosu hazırladım. Ürün inceleyeceğim ürün şu anda ekranınızda gördüğünüz üzere Pirana akım korumalı 1,5 metre kaba sahip prizi inceleyeceğiz. İncelemedeki amaç USB girişli olması ve direkt şarj edebilmesi. Üzerindeki yazan özelliklere göre 2,1 amperlik şarj çıkışlı USB girişleri var. Bunu biz test edeceğiz birlikte. Çok kısa bir video olacak. Evet arkadaşlar, ürünü jelatinden ayırdık. Videoda da az önce bahsettiğim gibi çok uzun bir video olmayacak. Hani kısaca özelliklerinden bahsedeceğim. Bir de çalışıp çalışmadığını teyit edeceğiz. USB'lerin çalışıp çalışmadığını. Şu çıkan ambalajın üstünde birkaç bilgi var. Onları bir okumaya çalışayım size. Çocuk korumasının olduğunu söylüyor. 2 tane USB 2,1 amperlik. Gerçek bakır iletken kullanılmış. 1,5 metre yüksek akım direnç kablo özelinden bahsediyor. Başka şu arkasında bir şey var, ona bakalım. Teknik özellikler 3 tane priz sayısı, 2 tane USB sayısı. Priz tipi CAA7, neyse artık çok bilmiyorum. Nominal giriş voltajı 250 volt. Kablo uzunluğu 1,5 metre. Renk beyaz demiş ama kendisi beyaz değil. Koruma tipi termal kısa devre yazmışlar. Çalışma değerleri burada da yazıyor. Kontrollel indikatörlü güç anahtarı. Evet, şurada bir açma kapama düğmesi konumlandırmışlar. Böyle basıyorsunuz açılıyor, böyle basıyorsunuz kapatıyor. Şimdi bunu bir prize bağlayalım. Güç verelim, bakalım nasıl bir şey. Evet, ürünü prize bağladım. Şurada ve şurada LED lambaları var. Prizlerin içinde de çocuk korumalı var. İçeride şöyle görebiliyor musunuz diye yansıyor bilmiyorum. Mavimsi, hani en azından diyecek, parmaklarını sokmamaları için güvenlik önlemi almışlar. Şuradaki düğmeye basıyoruz ve buradaki led ve buradaki led yandı. 2,1 miliamper olduğunu söylemiştim zaten. Yani şu güzelliği var. Şarj etmek istediğiniz zaman adaptör aramayacaksınız artık. Direkt taktığınız zaman şarj edecek. Hızlı şarj olarak aslında sanırım anlıyorum ben bunu, 2,1 amperi, ama tabi bu telefonunuzun da hızlı şarj özelliği olması gerekiyor. Keza kullandığınız kablonun da kendi orijinal kablosu olması gerekiyor telefonunuz ya da tabletiniz. İki tane cihaz aynı anda şarj edebiliyorsunuz. Genel olarak anlatacağım şeyler bunlar arkadaşlar. Alt kısmında da ekstra bir şey yok, sadece modeli yazıyor. Tabii ki PRC Çin bilgileri var. Başka da bir şey yok. Evet dostlar, ürünle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Yani almayı düşünüyorsanız, hani bir fikir oluşması için böyle bir video hazırladım. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayınız. İyi günler dilerim.